Merhaba gençler. Yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik. Yedi İklim Gelişim Atölyesi'nde derslerimizin önemli bir kısmını bitirdik. Şimdi bir ya da bir sorunun çıktığı genelde bir konu başlığı var. Benlik gelişimi, sonra akabinde, ya bununla aynı olan değil de devamında bireysel farkları ne yapacağız, çekeceğiz arkadaşlarım. Şimdi benlik gelişiminde önemli psikologlarımız vardır. Maslow, Rogers temelli gider. Kolber falan da vardır. Rogers, tamam mı? Maslow ve Rogers burada nedir? Önemli psikologlarıdır bu sistemin. Peki, hadi bakalım başlayalım. Diyorlar ki, bunlar arkadaşlarım, hümanistler, insancıl yaklaşım sahipleri davranışçılığı ve psikanalitiği eleştirmiştir. Davranışçıların insan şartlanabilen basit bir organizmadır ifadesini. Psikanalitiklerin insan kötüdür. İnsan kötüdür anlayışlarını eleştiriyorlar. Hatta şu ifadesi vardır Rogers'ın. Maslow'un diyor ki, biz diyor psikanalitik ve davranışçılığın karşısındaki en büyük güçüz diyor arkadaşlarım. Böyle bir ifade kullanıyor. Ve devam ediyor, diyor ki, bunlar temele ne oluyor? Felsefi temeli varoluşçuluğa dayanır. Felsefi temeli varoluşçuluğa dayanır. Evet, felsefi temeli neye dayanıyor? Varoluşçuluğa dayanıyor. Varoluşçu felsefeye dayanıyor. Yani biz buna özgürlük diyoruz arkadaşlarım. Özgürlükçü anlayış olarak ne yapıyor? Karşımızda duruveriyor. Felsefi temeli varoluşçuluğa dayanıyor ifadesinin altında özgürlük ifadesini yakalaman gerekiyor. Tamam. Pekala. Demek ki bir soruda özgürlükçülükten falan bahsediyorsa o zaman hümanizme göre bahsediyoruz. İnsan kendi oluşturacağı kimliğinden kendisi sorumludur. Harika bir cümledir bana göre. İnsan kendi oluşturacağı kimliğinden kendisi sorumludur. Evet, ben nasıl bir portre çizmek istiyorsam öyle davranırım. Benim davranışlarım senin bana bakış açınla eş değerdir. Ben sana nasıl davranıyorsam, ben size karşı kendimi nasıl gösteriyorsam o benim kimliğim oluyor. Buyum ben. Anlaşıldı mı? Buyum ifadesidir ve buna göre ne yaparız? Hareket ederiz. Önemli olan geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan andır. Önemli olan geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan andır. Buna biz ne diyoruz? Anı yaşa diyoruz. Ne diyoruz? Anı yaşa. Carpe diem arkadaşlarım. Doğru mu? Şu anın kıymetini en yüksek düzeyde bilirsen başarılı olursun. Geçmişine sağlam bakar, geleceğe umutla yaklaşırsın arkadaşlarım. O yüzden önemli olan geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan andır diyor. Ve hümanistler, insan özünde iyi ve değerli bir varlıktır demektedirler. Varlıktır. İnsan özünde iyi ve değerli bir varlıktır. İfadelerini ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. İnsan özünde iyi ve değerli bir varlıktır. İnsan biricik ve tektir. Zaten bakın. Hümanistlerin basit bir davranışçıların basit bir organizma olarak algılamaları. Psikanalitiklerin insan kötüdür demelerinin karşısında insan iyidir, insan değerlidir, insan biriciktir, insan tektir diyerek ciddi bir karşı çıkışları vardır. Buna göre de hareket ederler. Oldu mu arkadaşlarım? Buna göre değerlendirme yaparlar. İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaçlar ve güdüler vardır. İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaçlar ve güdüler vardır.
İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaçlar ve güdüler vardır ve buna göre ne yaparlar? Değerlendirirler. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisini ortaya çıkıyor ve diyorlar ki her insanın kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır. Potansiyeli vardır. Her insanın kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır. Ve bu potansiyele göre hareket eder. Bu potansiyele göre değerlendirme yapar. O yüzden her insanın kendini gerçekleştirme potansiyelleri vardır. Ve bu da ihtiyaçlar hiyerarşisiyle kendini gösterecek değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat edeceğiz. Az sonra Maslow'un özelinde bunları konuşacağız. Ve diyor ki, eğitim öğrenci merkezlidir. Teropatiktir. Eğitim öğrenci merkezlidir. Yani ilgi, ihtiyaç, beklentilere göre eğitim, öğretim ortamı oluşturun diyor. Yani öğrenci merkezlik, öğrenciye söz vermek falan değil. Öğrencinin istidatlarına, gereksinmelerine, yeteneklerine göre, ilgilerine göre bir eğitim öğretim ortamı oluşturacaksınız. Ben gelişimi sana ihtiyacın olduğu kadar anlatacağım. Fazlasına gerek yok ve senin ihtiyacın kadar bu süreç olmalı ki bence onu yapıyorum. Şimdi her insanın kendine has içsel bir değerlendirmesi fenomenolojik alanı vardır. Yani öznel gerçekliği vardır. Öznel gerçeklik arkadaşlarım. Her insanın kendine has öznel bir değerlendirmesi fenomenolojik alanı vardır. Bak, özgürlükçü anlayış, insan iyi ve değerlidir anlayışı, öznel gerçekliklerimiz. Bunlar çok çok önemli Maslow veya insancıl yaklaşım cümleleridir. Bunlara göre hareket edeceksiniz. O yüzden her olaya aynı açıdan bakmak zorunda değilsiniz. Benim sevdiğimi sen sevmek zorunda değilsin. Aynı filmden farklı anlamlar çıkarabiliriz. Bu yüzden insanların içsel değerlendirmeleri, öznel gerçeklikleri vardır ki buna biz fenomenolojik alan diyoruz. Tamam? Şimdi bu davranış, insancıl yaklaşımın temel sayıltıları. Şimdi biz özelinde kime iniyoruz? Maslow'a geliyoruz. Bakalım Maslow ne diyor? Maslow arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım, Maslow ne diyordu? Her insanın kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır. Hatta insancıl yaklaşım bunu böyle söylüyordu. Burada sıkıntı yok arkadaşlarım. Şimdi biz şurayı kes, kopyala, pırt, yapıştır. Birebir Maslow. O yüzden ekstra bir şey söylemeyeceğim. Ama Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Rehberlikte bunun tabii ki daha detaylısını göreceksiniz. Fizyolojik ihtiyaç, güvenlik ihtiyacı, sevgi ait olma ihtiyacı, saygı ihtiyacı, bilme anlamı, estetik ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Fizyolojik ihtiyaçlar. Güvenlik ihtiyacı. Sevgi ait olma ihtiyacı, saygı ihtiyacı, estetik ihtiyaç, bilme, anlama ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Arkadaşlarım, temel ihtiyaçlar. Arkadaşlarım, gelişimsel ihtiyaçlar. Bunlara dikkat edin. Dediğim gibi rehberlikte bu detaylara tabii ki daha etkin gireceksiniz. Kapsamlı PDR programını dinlerken arkadaşlarım. Pekala. Şimdi fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ait olma, saygı, estetik, bilme, anlama, kendini gerçekleştirme. Alt ihtiyaç bir miktar tam olarak karşılanmak zorunda değil. Bir miktar karşılandıktan sonra üst ihtiyaca geçiliyor arkadaşlarım. Alt ihtiyaçlar bir miktar karşılandıktan sonra üst ihtiyaca geçiliyor. Ve sonra bu ne yapıyor? Gitgide bir üste doğru gidiyor ve temel ihtiyaçlar fizyolojik, güvenlik ve sevgidir. Gelin detaylarını konuşalım. Fizyolojik ihtiyaçlar. Yazmayacağım, ifade olarak dinlemen yeterli. Yeme, içme, uyuma ve cinsellik gibi 4 temel ihtiyaçtır. Yeme, içme, uyuma yaşamın
kendi yaşamın için gerekliken, cinsellik yaşamsal, diğer insanların da hani üreme mantığında olduğu için temel bir ihtiyaçtır. Güvenlik ihtiyacı, korunma, barınma ihtiyacıdır. Geleceği garanti altına almadır. Sen şu anda ders dinliyor isen, 7 iklim gelişim atölyesinde arkadaşlarım, ne oluyor? Geleceğini güvence altına almak için yapıyorsun bunu. Ben dersimi bu bağlamda anlatıyorsam güvenliktir. Sevgi ait olma, bir gruba ait olma, bir kişiyi sevme, eşi sevme veya gruba ait olma duygularıdır. Aidiyet duygularıyla alakalı, kabul edilmeyle alakalı ihtiyaçlardır arkadaşlarım. Sevgi birincil ihtiyaçtır, haberin olsun. Saygı, statü kazanma. Değil mi? Statü kazanmayla alakalıdır. İnsanın yaptığı işten dolayı başkalarının ona gösterdikleri saygıdan bahsediyoruz. Bu da yine vardır. Estetik, güzeli arama, estetik yönü arama, sanatsal değerdir. Sinemaya gitme, roman okuma, hikaye okuma, tiyatroya gitme gibi, resim galerilerine gitme, müzik festivallerine gitme gibi estetik kaygıyla yapılan her türlü davranıştır arkadaşlarım. Bilme anlama, öğrenmek için okumak, belgesel seyretmek. Efendim, çeşitli alanlarda gezintiler yapmak ve oradan bilgilendirmeler toplamak gibi insanın bilme ihtiyacını karşılayan meselelerdir bunlar. Ve kendini gerçekleştirme. İnsanların nihai amacıdır, son amacıdır. Kendini gerçekleştirme potansiyeliyle doğar insanlar. Bunların bir kısmını üzerinde taşır ya da hepsini taşıyanlar vardır. Kendini gerçekleştiren insan özellikleri çok 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 kolaydır. Sebebi, bütün insani iyilerdir kendini gerçekleştirme özellikleri. Örneğin, mesela doğaldırlar, spontandırlar. Amaçla araç ayrımını iyi yaparlar. Çok dostları, çok arkadaşları, az dostları vardır. Nüktedandırlar. Efendim, yeteneklerinin farkındadırlar. Plan yapma becerileri yüksektir. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilirler. Çevresel faktörlerden etkin biçimde yararlanırlar. Çevrenin her dediğini körü körüne kabul etmektense akıl süzgecinden geçirirler. Ve mesela sıkça doruk yaşantı yaşarlar. Doruk yaşantı yaşamak şu demek arkadaşım, başarabileceği işe girip o işi başarma anlamında kullanabilirsiniz. Bu yüzden sıkça doruk yaşantı yaşarlar. Gibi bütün insani iyiler. Ya öyle bir şey yap ki bir cümleyi okudun, hangisi kendini gerçekleştirmeye uygundur derse, insani olarak seni bir yere taşıyor ise o kendini gerçekleştirme yapısının bir özelliğidir. Bunların tersi de kendini gerçekleştiremeyen insan özellikleridir. Bizler de bunların birçoğu olabilir, bir kısmı olabilir. O yüzden insanlar bu potansiyelleri hep üzerinde taşırlar diyor Maslow. İşte şunlarla birlikte eşleştirdiğimizde Maslow'un anlayışı budur. Sırada kim var? Rogers. Efendim Rogers'la ilgili şunu diyeceğiz. Bir defa eğitim alanında daha çok çalışmalar yapmıştır. Eğitim alanında daha çok çalışmıştır. Çalışmıştır. Birinci özelliği budur. Şimdi şöyle diyeceğiz. Dış dünyanın ne olduğundan ziyade bireyin dış dünyaya yüklediği anlam önemlidir. Dış dünyanın ne olduğundan ziyade bireyin dış dünyaya yüklediği anlam önemlidir. Evet, dış dünyanın ne olduğundan ziyade bireyin dış dünyaya yüklediği anlam önemlidir. Biz buna fenomen alan diyoruz. Aynısı bak, fenomen alan. Fenomenolojik alan. Tamam mı arkadaşım? Benim bakış açımla senin bakış açın farklı olabilirin. Farklı bir versiyonudur. Tamam arkadaşlarım? Öyle çok fazla bu noktada detaya gerek yok diyoruz. Bak burada bir şey diyeceğim. Kendini gerçekleştirme kime aitti? Maslow'a değil mi? Bu adam ne diyor biliyor musun? Tam verimlilik. Tam işlevde bulunma. Şimdi, bu hikaye Maslow'a aittir, bu da Rogers'a aittir. Yani Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramı Rogers'ta hangi isimle anılır derse tam verimlilik, tam işlevde bulunma diyebilirsin. Sıkıntı yok. Mesela tam verimli bir insandan ne beklenir, tam işlevde bulunmadan ne beklenir derken bu piramit aklınıza gelsin. Tamam, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi aklınıza gelsin, daha iyi olur. Bir başkası,
Sorumluluk bilinci ve karar alma önemlidir. Sorumluluk bilinci ve karar alma önemlidir. Çünkü insan eğer tam verimliyse, tam işlevde bulunuyorsa, kendi dış dünyadan bağımsız ve anlam yüklüyorsa sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve buna göre değerlendirme yapmalıdır arkadaşlarım. Ve bir başkası. Yine eğitim öğrenci merkezlidir. Orada söyledik. Çünkü aynı şeyler Rogers için de geçerli. Tamam. Yani tanıtımdaki kullandığım o ifadeler Rogers için de geçerli. Ve bir özellik daha, benlik gelişimi üzerine çalışmalar yapmıştır. Benlik gelişimi üzerine çalışmıştır. İşte ben neyim, ne olacağım, öz saygım nedir gibi kavramlar. Ben neyim, işte şuyum, kendini değerlendiriyor, öz benliğini. Sonra ideali arıyor, olması gereken arıyor. Sonra öz saygısı. Olması gereken olan arasındaki farkı buluyor ve benlik gelişimi üzerinde çalışmalar yapıyor. O yüzden ideale ulaşma hedefi içerisinde öz saygısını yükseltmeye çalışıyor sevgili arkadaşlarım. İşte biz buna ne diyoruz? Rogers'ta benlik gelişimi diyoruz arkadaşlarım. Şimdi bakın, Rogers'ta şey var, benlik çeşitleri var arkadaşlarım. Onu şöyle köşeye yazmak istiyorum. Benlik çeşitleri. 1, 2, 3 ve 4. Zihinsel benlik, duygusal benlik, sosyal benlik, bedensel benlik. Arkadaşlarım aslında o kadar kolay ki, ben matematikten kaç net yapıp yapmayacağımı biliyorum. Ben zihinsel kapasitemi biliyorum. Ben psikolojiye nasıl tepki vereceğimi biliyorum. İnsanın zihni melekelerini bilmesi zihinsel benliktir. Bir olay karşısında duygusal mı davranıyorum, sert miyim, sinirli miyim, normal miyim, sakin miyim bunu biliyorsam duygusal benliğim var. Biri beni sinirlendiği zaman sabırlı olmayı bilirim gibi bir ifade duygusal benliktir. İnsanlar içerisine girdiğimde onlarla çabuk iletişim kurarım ya da kuramam gibi ifadeler, sosyal yaşam alanımla ilgili ifadeler sosyal benliktir. Ben güzelim, ben çirkinim, ben güçlüyüm, ben güçsüzüm, ben yakışıklıyım gibi ifadeler bedeni özelliklerimizle alakalıdır ki o da bedensel benliktir. Zihinsel kapasite, duygusal kapasite, sosyal kapasite, bedensel kapasite bu süreçte bizim için bu şekilde ifade edilmekte arkadaşlarım. Bunlara da benlik çeşitleri diyoruz. Bu şekilde ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. O kadar basittir ki çok detaylara girmene falan kesinlikle gerek yok. Ne anlıyorsan o. Abartmanın bir anlamı yok çünkü. Bir kavram daha var bu konuyla ilgili. Ayna, benlik. Çeldirici olarak geldi, soru olarak gelmedi henüz. Gelecek. Yakın. Az. Bekleyin. Bir insanın kendisini başkalarının algılarına göre değerlendirmesidir. Bir insanın kendisini başkalarının algılarına göre değerlendirmesidir. Bir insanın kendisini başkalarının algılarına göre değerlendirmesidir. Bak ayna benlik şu. Aa, bana diyor ki ne kadar güzel elbise sana yakışmış, bu elbiseyi sıkça giyiyorum. Hiç yakışmamış, hiç giymiyorum. Saçları ne kadar güzel olmuş diyorlar, o saç tipini kullanıyorsun veya kötü olmuş diyorlar, kullanmıyorsun. Başkaları seni nasıl algılıyorsa ve sana seni nasıl yansıtmışlarsa ona göre davranıyorsun. Sana tembel diyorlar, kendini tembel hissediyorsun, çalışkan diyorlar, çalışkan hissediyorsun. Ayna benlik başkalarının değerlendirmesiyle davranışsal kalıplar içerisine girmektir sevgili arkadaşlarım. Bunu da yine benlik içerisinde rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet arkadaşlarım, benlik gelişimini ta yaklaşımlar kısmında şöyle bir çok basit özetlemiştim. Şimdi Maslow ve Rogers, kendini gerçekleştirme ve benlik çeşitleri bağlamında ve özellikle ayna benlik bağlamında da konuşmuş olduk. Detayları biraz daha yapmış olduk. Böylece bir konuyu daha bitirmiş olduk arkadaşlarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar efendim.